Sayın Alp Erdemanlı haşmetli omuzlarıyla Benjamin'in karşısındaki yerini aldı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk abi. Gördünüz mü başımıza neler geldi? Evet, kısmetsizlik diyelim abi ya. Özellikle Melike Hanım. Melike Hanım'ınki büyük kısmetsizlik. Arzu Hanım yarışmayı bıraktı bir noktadan sonra. Ama son iki saniyede çok başarılıydı. O iki saniye nasıl bir iki saniyeymiş? Bitmek bilmedi. Abi. Evet. Galiba Arzu Hanım'ı yarışmadan soğutan o şamata yap dedi ya. Evet. Ondan sonra evet, artık aman evet, aksın gitsin bu işte. Aynen dedi. Öyle oldu abi. Ümit ediyorum ki öyle bir şey yaşamazsınız. Hayırlısı abi inşallah. Şu anda 25 tane harf, özür dilerim, 23 tane harf alabilecek durumdayız. 25 Melike Hanım'ın arttırdığı süredir. Rahat edelim, sakinlerleyelim. Sonrasında Tuğçe Hanım'ı nasıl sıkıntıya sokarız onu düşünelim. Bakalım. İlk soru gelsin mi? Gelsin abi. Buyur. Demiş ki rahatsızlık vermeyen, uysal ve edepli birisi için uysal ve edeplidir. Rahatsızlık vermez. Yaşı da bizden küçük. Akil? Yok. Daha böyle yaygın kullanılan bir şey. Özellikle küçük çocuklar için çok kullanılır. Rahatsızlık vermeyen. Uslu. Uslu mu? Bizzat kendisi. 400 puanla başladık. Buyurun ikincisi geliyor efendim. İkincisi de ilki kadar kolay. Bayrak. Alem. Bravo. Ya da sancak tepeliği anlamına gelir alem. Şimdi beş harfler. Tek kelime şöyle sormuşuz. Doğramacılıkta sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahtaya bir isim veriliyor. Neydi hocam onun ismi? Ben de inşaat mühendisiyim aslında ama. Onu bilirsiniz ya. Çok kullanılıyor. Ya MDF takoz filan. Takoz falan mı? Yok MDF filan değil de. Daha ince hani böyle. Lamel? Yok hocam yok. Yok öyle değil. Bundan yani hani böyle küçük mobilyalar. Öyle mi? Bulurdunuz yahu. Peki aldık bir tane. Sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılıyor. MDF daha kalındır. Bu biraz daha... Sunta. Sunta. Peki bizden daha iyi. Biliyorum malzemeyi ama ya, işte bazen ya sıkışıyor değil mi? Uçtu gitti. Sağ bir daha da gelmesin. Şu soru çok kolay. Ses sekmesi. Ses sekmesi. Aksi seda dermiş mesela eskilerde. Eko. Eko. Türkçesi? Eko'nun Türkçesi? Akustik. Yok yok yok. Türkçesi. Eko. Ekolanıyor. Yankı. Yapıştıralım. 1700. Güzel başlangıç. Bir tane harf aldık. 4 soruya cevap verdik. Bu arada süreyi de güzel kullandınız maşallah. Şimdi 6 harfli cevaplarda daha da rahat edeceğiz. Bakalım. 3000'in kapısını çalacağız. İnşallah. Adıyla, ismiyle serileceği yeri ortaya koyan yaygıdır. Bunu nereye serelim? İsmi ne bunun? Oraya serelim. Adıyla serileceği yeri ortaya koyan yaygı. Evet. Adıyla Allah Allah. Yani öyle bir ismi var ki nereye sermek lazım bunu onu anlatıyor. Nereye? Bir harf alayım. Öyle mi? Aldık bir harf. Mesela nasıl bir şey efendim? Bu kıyafeti... Balkon. Değil. Yaygının ismi. Yer yaygısının ismi bu. Koltuk. Olmaz. Allah halı Allah gibi bir şey bu. Kilim gibi bir şey bu. Nasıl bir anlam var. Mesela bu kıyafeti ne zaman giyeyim? Kıyafetin ismi ne? Gecelik. O zaman gece giy. Bu da öyle bir şey. Bir harf daha alayım. Buyurun. Nereye seriyoruz bunu? Yolluk. Yola seriyoruz demek ki yolluk.